Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. En mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Onun boşluğunu hiçbir şeyle dolduramazsın. En mühim bir ihtiyaç ancak ahirettir. Vay. Buna ait bir yer okuyayım. Çeşitli çeşitli okuyacağız. En kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elimi karıştırdığından en musibetli bir bela olur. Aklın bir özelliği var. Çok ilginçtir. Ben buna aklın aptallığıdır diyorum. Aklın aptallığı bir alettir. Ustadın bu buluşudur. Felsefede akla us der, öz benlik, ben olan ben. Bizde ise dimağın üçüncü mertebesidir. Tahayyül, tasavvur, taakkul. Bu dimağdan sonra kalp var, enfus var. Onlar zaten onları hiç zaten şey yapmıyor. Benim ruhum diyen e nedir? Ruh değildir. Ta arkada bu tamiri mümkün akıl bozulursa ama felsefede akıl bozulursa son mertebe olduğu için kim temizleyecek? Başka bir şey anlatacağım. Çok ilginç. Birisi rüya görmüş. Beni 2 seneden beri meşgul ediyor. Daha önce biliyorsunuz akılla çok meşgul olmuşum değil mi? Belki de 20 seneden beri meşgul oluyorum. Rüyada, Adnan duyuyor musun? Rüyada köpek ısırıyor. Ondan sonra hakikaten tam ısırıyor. O ağrıyla kalkıyor, Abdülkadir. Kalkıyor, hakikaten ısırılmış. Buna hanımı da şahit. Bağırarak kalkıyor, o da korkuyor. Ve kolu, Özdin, kan içinde. Aynı köpek izleri var. Rüyada aynı vaka olmuş, vakadır. Çok ilginçtir. Benimle alakadar biraz bu iş. Beni çok meşgul etti. Bir şeyler söyledim, savıştırdım ama ben tatmin olmadım. Şimdi anlatacağım bak. Akıl sıkıntınızı çözmede o kadar işinize yarayacak ki ya geçmişin elemlerini getirir veya geleceğin korkuları. Gelecekten korku olur. Geçmişten korku olmaz. Teellüm olur. Keşke falan. Nereden yaptım ya? Yapmasaydım. Demeseydim ya. Gitmeseydim. Hep teellüm, elem var geçmişten. Geçmiş elemdir. Gelecek korkudur. Şimdi aklın şöyle bir aptallığı var. Gözüm kapalı. Ha hayal ile ben bir şeyi tasavvur ediyorum. Ha gözümle görüyorum. Akıl bunu hayalle geldiği gerçeği yoktur demez. Gerçek gibi anlar. Algılamaz. O uyduruk kelime. Gerçek diye anlar. Rüyada olanı bile akıl gerçek kabul eder. Ona göre salgılama yapar. Köpek ısırmışsa aynı o şekilde vücut kendisini bırakır. Hiç kimse tam düşerken yere çarpılırken çarpıldığı göremez. Çarpılsa ölür. Rüyada yukarıdan aşağı iniyorum çarpıldım. Çünkü akla gelen rüya ile veya hayal ile veya görsel ile gelen her resmi gerçek kabul eder. Yere çakıldığını rüyada inebilirsin yere ama çakılmadan uyanırsın. Çakılmadan, tam sıkıntı olmadan uyanırsın. Eğer çakıldığını görsen beyin, akıl vakayı aynı olmuş gibi kabul edip beyni, vücudu kilitliyor. Onun hakikaten ölüyor.
vücudu kilitliyor. Yani çünkü rüya ile geleni, gözüm kapalı veya hayal ile geleni veya gözümle geleni aynı gerçek kabul eder. Ha? Gerçek kabul eder. Peki ne işime yarayacak? Mutluluk senin elinde işte. Şimdiye kadar bilmiyordun onu. Nasıl oluyor? Ya madem akıl veriler malzemeye göre çalışıyor, realitesi olsun veya olmasın, gerçek olsun veya olmasın, hayal olsun, ben de o zaman mutlu bir halimi hayal ederim. Mesela iyi bir araba istiyorum ama elime geçmiyor. Binerim ben böyle hayalim ben. Aynı beyin ona uygun hayalden gelen şeyleri, hayal mesela bugün bir tanesini gördük Murat Dursun'da. Arabayla gidiyorduk, adamın motor kapağı yanmadı, motor yanmış adamın. Geçiyor böyle. Yani ben tahillerden beri gördüm, sonra kapının yanında size göstereyim. Baksana şu adamın motor bile gitmiş yani. Böyle. Aynen hayal ettiğinin içine giriyorsunuz. Bir başka örnek. Öfke, şehvet, gadab, hırs, haset bir içimizdedir. Onu düşündükçe balon gibi büyür ve içine gireriz. Aynen onun içimizin içine gireriz. O zaman iyi şeyleri hayal et, içine gir. Güzel gören, güzel düşünür. Güzel düşünen de hayatını cennete sokar. Hayatından lezzet alır yani. Kural bu. Yani kainatın işlevini, işleyişini fark ettin mi? Kullanıyorsun. Bu büyüklerin yapmasına biz keramet diyoruz. Tamam? Keramet diyoruz. İlm, oysa her bir mucizenin, her bir mucizenin, her bir kerametin ilmi bir gerçekliği vardır. Parmakla ay bölünüyorsa ilmi bir realitesi var bunun. Sebeple Allah yapıyor, sebepsiz yapıyor. Çünkü her bir mucize gelecek teknolojinin uçlarını gösteriyor der ustad. Gelecek teknolojinin işaretlerini veriyor. İnsan parmağıyla ayı ikiye bölecek. Parmak uzaktan kumandayla yapıyor şimdi. Televizyonu açıp uçağı uçuruyor. Burada tak diye ikiye böleceksin. Uçuruyorsun yani. Arkadaşlar düşündüğünüz şeysiniz. Ne düşünüyorsanız olsun. Öyle olmak zorunda. Beyin buna inandı mı akıl? Vücuttaki kaslar, sinirler, lifler, huzur bezleri, serotonin vesaire. Yani kas, vücudu meydana getiren o bezler, mutluluk vesaire. Hepsi akla uymak zorunda. Böyle bir lüksü yok. Ya ben sana uymuyorum. Canım hayaldir. Hayır. Akıl neye inanıyorsa öyledir. Akıla müdahale ediyoruz. İnançla. Diyoruz ki Ramazandır, sigara içmeyeceğim. İnanç akla, akıl da diyor ki boşuna bu ihtiyaç sıvısını salgılama. Bu adam içmeyecek. İftar oluyor, 5 dakika bile namaz bile kılmadan sigara yakıyorsun. 12 küsur saat nasıl durdu? İnanç müdahale etti. İnanç devreden kalkınca akıl vücuda salgılama yaptırıyor. Hemen al. Onun çünkü kalktı. Onun için birileri bizim düğmemize basarsa sigara istiyoruz. Zannediyor musun ki sen mi istiyorsun? Sigaradan çıkan netice duman kimin gıdasıysa o istiyor. Düğmene basıyorlar. Ha? Şimdi akıl bir alet olduğunu 27. sayfada sözlerde söylüyor. Bu malumatı verdikten sonra en mühim bir ihtiyaç ahirettir. Ahiretsiz dünyada yaşayamazsın. Hiçbir şeyi yorumlayamazsın. Hiçbir şeyin mantığı yoktur. Hiçbir şeyin lüksü yoktur. Hiçbir şey vermez sana. İhtiyarlandın. Cevabı ahirettir bak. Dertlerin var. Cevabı ahirettir. Mutluluk istiyorsun. Cevabı ahirettir. Ailende geçimsizlik var. Cevabı ahirettir. O aileye diyor imanı bil ahiret. Ahirete iman hükmedersen o evde kavga olmaz. Bak ne diyor? En kıymetli bir nimet olan akıl dahi geçmiş zamanın hüzünlerini ve gelecek zamanın korkularını düşünmek ile kalbi insanı mütemadiyen incitiyor. Allah kanser alacağım, öleceğim, ta sonunda ya kefene gireceğim bilmem ne yapacağım. La kardeşim bu iş senin işin mi? Bunlar ne düşünüyorsun? Bana ne desene? Ben ölmeyecek miyim? Gayet nasıl rahat söylüyorum? Kardeşim kimsenin işine karışma. O Allah'ın işi ya.
Ne yaparsa yapsın. Efendim Irak'ta ne oluyormuş? Bana ne kardeşim o? Ne biçim konuşuyorsun sana sen ya? Kardeşim Allah'ın işi. Senin takatının haricindeki hadiselere diyor, Allah'ın inayeti, hikmeti, adaleti ve rahmeti noktasına bakmalısın. Kastamonu 220. Ve diyor o lüzumsuz lüzumsuz şefkatı elemden kurtuldun diyor. Allahsız olayları yorumlarsan diyor, Kastamonu 77'de marazi ruhi olur diyor. İfrat-ı şefkat marazi ruhidir. O da Allahsız olayları düşünmekten kaynaklanıyor. İmanı bile ahiretsiz düşünmekten kaynaklanıyor. İyi ki ahiret var kardeşim. Arkadaşlar, sen zaten ölmüşsün de haberin yok. Ölen nefis değil miydi? Zaten nefsi öldürdük. Nasıl öldürdün? Namaz kılmıyor musun? Nefsin ölümüdür. Oruç tutmuyor musun? Nefsin ölümüdür. Zina yapmıyorsun. Nefsin ölümüdür. Televizyon, internetlerden uzak duruyorsun. Nefsin ölümüdür. Ta kim ölecek ki o zaman? Ölen öldü zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Eğer sahabe bunlar, peygamber yaşıyor. Bunu söyleyen peygamber ölmemiş. Yani nefsin arzularını reddedersen ölmüş nefis. Zaten ölecek de oydu. Zaten biz öldürdük. O zaman ölmeyen ölecek. Nefsi arzularını yerine getiren, nefsini yaşayan vallahi ölecek. Nefsi arzularını reddeden vallahi ölmeyecek. Çünkü ölen ruh değil. Küllü nefsin zayikatı mevt. Nefs. Ne korkuyorsun ya? Allah'a kavuşmak şebi aruz diyor. Düğün gecesidir diyor. Adam diyor yani. Ne olacak kardeşim? Davamız yok mu? Tabii tuzun kuru. Biz o tuzun ıslaklığını da yaşadık. Diplerde de dedik ya. Şeytan o anda geldi bana. Ne haber Hasan Hoca? Son nefeslerini alıyorsun dedi. İki tane buradan, iki tane buradan serum takılıyken. Güya serum taktılar, beni uyandıracaklar. Tamam mı? O bana deyince ne haber? Son nefesini yaşıyorsun. Son söyledikleri dualarını yap dedi. Ulan namert dedim, adamı tanıdım. Biz zaten şeytana aşılıyız zaten. O mikroba aşılıyız. Ulan namert sensin dedi. Azrail aleyhisselam gelip eğer ruhumu vermekten çekinip korkarsam namert olayım dedi fırladığım zaman o şeyler hep kopmuş yani. Ondan sonra bağırdılar falan. Doktor bey dedi uyandırmaya gerek yok zaten uyandı diye. Bak şeytan bile işi yaradı. İlaç vermeden ben uyandım. İnan onu çıkarttılar. Hafız yanımda. Hali doluyor. Hadi hafız dedim. Pazara derse gidiyoruz dedim. Böyle bakıyor. Allah Allah. Tamam doktor vereceğim ilacı ver. Biz akşam derse yetişeceğiz şimdi. İnan o akşam derse gitti. Bak. Kainatın işlevini Firavun bile anlamış. Sen niye anlamıyorsun? Enne inezzeni abdibi diyor. Allah nasıl inanırsanız ben size öyleyim. Adam ben ilahım dedi. Allah ilahlığını kısmen onayladı. Tövbe estağfurullah yani. Adam Nil'e dedi ki geri dön dedi. Geri gitti. Atıyla Nil'in üzerinden geçti. İstidraç. Dişi çağırmadı. Adam ilahım dedi. Öyle inandı. Allah da öyle muamele etti. Adeta 350 sene tövbe estağfurullah o bölgede ilahlık yaşadı. Şeytan öyle inandı ki ya Rab sana gelecek insanları sapıttıracağım diyor. O biliyor ki bu benim duamı reddetmez. Allah'a öyle bir inandı halis ki şerde de ihlas var. Allah şeytanın duasını kabul etti ve kıyamete kadar mühlet istedi. Allah verdi. Ve şeytanın duasını kabul eden senin duanı kabul etmez mi ya? Adam ilahlığını iddia etti. Öyle inandı ki haşa onun bir görüntülerini yaşadı. Ya nehre diyor ki geri git diyor, geri gidiyor. Atıyla nehrin üzerinden geçiyor olan dişi dağırmıyor. Saraya giderken arka ayaklar uzuyor. İnerken ön ayaklar uzuyor. Ulan hakikaten tabii canım dedik. İnan Rabbukum Allah dedi adam yani. Yani nerede yatıyor biliyor musun? Kainatın bir kuralı işliyor. Bana nasıl hulusi kalple inanırsan batıl veya doğru. Ben sana öyleyim. Anne aynı zinni abdibi.
kainatın işlevi var kardeşim. Değilim kanser, değilim. Değilim, kabir yok. Aynı böyle inanacağız. Kabir neymiş? Kabir, zindanı dünyadan bostancılığına atlattıran bir berzahtır ya, pasaport tayinisi. Buna inan ya, inanamıyoruz ki pek. Öyle ama falan, öyle ama falan. Olunca sıkıntı, adam anlıyor şeytan. Bir lezzet, şeytan bile ölümden korkmamış da, sen ne korkuyorsun? Ulan şeytan korkmamış ya. Allah düşmanı, ulan sen Allah dostusun ya. Allah'tan korkmayan seni Allah ile korkutuyor. Cehennemden korkmayan seni cehennemle korkutuyor. Kabirden korkmayan şeytan seni kabirle korkutuyor. İmansızlık hastalığından korkmuyor sana, verem hastalığından, bilmem yüksek tansiyon hastalığıyla korkutuyor ya. Bu kadar olmaması lazım ya. Şeytan diyor ki görürsün dışarıda. Şeytanı yesinler sabaha çıkanında. Peynirin arasına koyacağım. Şeytan. Şeytan neymiş? Benim halis kullarıma bir şey yapamazsın diyor Allah. Ancak sen diyor vehim verirsin. Ancak onu verirsin. Hiç realitesi yok ki. Kalbi insanı mütemadiyen incitip bir lezzete dokuz elemleri karıştırdığından akıl en musibetli bir bela olur akıl. Allah Allah. Bu ise 100 derece batıldır. Yapısına zıt zaten. Allah bunun için vermemiş bunu. Demek bu hayat-ı dünyevi ahirete iman rüklünü kat ispat ediyor. Sistem, yapılan sana muamele, bütün kainat, sende bu netice olmamalı bu sıkıntı. Yani sıkıntı olur dert şey için. İman şey günah noktasında. Senin o bela dert dediğin var ya bela. Allah ona bela demiyor. İltifat ilahi diyor. Allah'ın belası olan ahireti hayal et o zaman. O bela sıkıntı dediğin var ya intihara vesile olan. Bela dediğim şeylere Allah iltifat ilahi diyor. Öyle mi? İltifat-ı Rahman diyor. Ve taptığımız şu dünyaya Allah lezzet demiyor. Zindan-ı dünya diyor. Cenneti hayal et. Kıyas etmen için söylüyorum. Yoksa benim fıtratımda yok bu azap şeyleri. Yani bela ve musibet dert dediğin şeyler Allah dert demiyor. Bela demiyor, musibet demiyor. İltifat-ı rahmet diyor. Yani olayları farklı yorumlamaya bakmana gözlük, dürbün, merdiven olarak tavsif ediyor. Peki buna bela demeyen Allah belaya, cehenneme bela diyor. Nasıl bir şeydir? Hiç hayal edilmez. Oysa bizimle onunla alakası yok. Allah şu dünyaya da, şu cazip dünyaya zindani dünya diyor. Zindani dünyadan bostanı cinana, cennet bahçelerine bostanı cinan diyor da. E peki dünya buysa ki buna zindan. Acaba sarayı nasıldır? Vallahi girmek lazım. Bu Allah'ın çok anlatıp bitiremediği cennete. Vallahi girmeye bir merak etmek lazım ya. Bir kafayı soksak tamam, kafayı soktun, tamam. Bir görmek için 60 sene değil, 600 sene ibadet etmek bile değer ya. Allah anlatıp bitiremedi şu cennete, 600 sene ibadet etsem vallahi değer yani. Çünkü ne en büyük fani, en küçük bakiye denk gelmez. Ama kafayı soktun mu, bir daha çıkış yok. Biz uyanıklık yapıyoruz. Bir görsek tamam, bir gördüm tamam. Yani yapılan sistem, yapılan sana muamele, netice bu sıkıntı olmamalı. Bu ise 100 derece batıldır. Yani sisteme uymuyor. Demek bu hayat-ı dünyeviye, ahirete iman rüklünü kat'i ispat ediyor. Yani başka bir yer olması lazım. Buradaki muamele başka bir yer için. Anne karnındaki çocuğun organları dünya ispat ettiği gibi, insanın fıtratındaki bu özellikler de başka yer için olması lazım gibi. Ne diyor? Demek bu hayat-ı dünyevi ahirete iman rüklünü kat ispat ediyor. Ve her baharda haşin 300 benden ziyade nümunelerini gözümüze gösteriyor. 300 binden ziyade nümunelerini gösteriyor. Acaba senin cisminde
ve senin bahçende, bak cismine bak, bahçene bak ve senin vatanında, senin hayatına lazım ve münasip bütün levazımatı, cihazatı, hikmet ve inayet, hikmet, inayet, rahmetle izhar eden, rahmetle yerleştiren, veren, vaktinde yetiştiren, ona uygun cevapları yetiştiren, hatta senin midenin beka ve yaşamak arzusuyla ettiği hususi ve cüzi olan rızk duasını bilen ve işiten ve hadsiz deziz tamları ile o duanın kabulünü gösteren ve mideyi memnun eden bir mutasarrıfı kadir. Mine, mide ya, 2,5 litrelik bir şey. Bunu memnun eden ve küreye arzla cevap veren bir mutasarrıfı kadir hiç mümkün müdür ki seni bilmesin, görmesin? Ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı izhar etmesin. Ölecek insanlara Allah şöyle bir özellik veriyor. Merak etme, ölüp ölmeyeceğini sen de hissedersin. Şimdi bir şey söyleyeyim ki külliyatta bulduğum şifre. Allah merhametiyle bir anda şehit yapacaksa o yok. Bu sistem yok. Şehit olmayacak insanı anlatıyorum, Müslümanı. Öleceğe yakın derecesine göre 99, 33, 19, 3 veya 1 günler. Başlar böyle ahireti sayıklamana, arzulamana, dünyevi özelliklerini alıyor, kapatıyor, ahiret meylediyor. İmam-ı Gazali şöyle bir misal veriyor. Kestanenin diyor, tazeyken içinden koçanında kestane alamazsın diyor. Alırsın çok zor, yırtılır elin. Ama diyor, zamanını bekle, o kemalat kazandıktan sonra ağaç olma meylederse diyor, koçan kendi ağzını açar, aşağı iner ta ki ağaçta çıkayım diye. Çıkmak için aşağı iner. Kemal bulursa işte ahirete seni alacağı yakın tarihlerde ahiretten konuşmaya başlarsın. O sana cazip gelir, Allah cazip gösterir. Dünyaya pek meyilin, iştahın olmaz. Bazılarında böyle bir şey varsa korkmasın. Hemen abi biz de gidelim. Merak etme, hepiniz şehit olacaksınız. Çünkü başka şansımız yok. Allah Resulü diyor ki şehit olmayı isteyiniz. Şehitlik istemeyen, istememek münafıklık alameti. Şehit hiçbir şey anlamayacak. Ben normal bir Müslümandan anlatıyorum. Dava adamı, Risale'nin talebesi şehit olacak. Şehid-i manevi inşallah. Şimdiki kafandaki o korku olmaz. O kalkar, ahirete meyiller başlar. Allah Allah. Cazipleşir. Allah Allah. Ya biraz önce gitsek ya, biraz çabuk etse. Şu anda sözüm sana şey gibi geliyor ama o zaman, olduğu zaman bu bilgiler ruhundan dışarı çıkacak, may zemzem gibi gelecek. Ve neredeyse belirleniyor. Ben ikinden sonra gideceğim diye sayıklamaya başlarsın. Ağzına gelir, tak 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 tak, ikide bir gelir. Merafet o da nedir? Rahmettir. Gidecek yolu, çocukluğuna geleceği zaman içeriden düğmeye basar, annede sancılar başlar. Çocuk çıkmak istiyor der, akadın çıkan adam. Böyle bir Allah, kadiri, mutasarrif kadir. Ya işin başında Allah mı var? Allah işin başında olunca hayırsızlık olur mu? Allah varsa, Allah'a itimat yok mu ya? Allah'ı ne anlıyorsun sen ya? Allah senin için nedir? Tövbe estağfurullah, bir tanesi çıkıp demesin mi Rize'de? Abi kalitelerin kralıdır dedi tövbe estağfurullah. En kaliteli bir şeydir diyor. Yani tamam öyle tasvir etti, doğru. Onun alemi doğru. Yani Allah en iyi bir şeydir, o da en kalitelidir dedi yani. Allah markadır diyor tabii. Yani Allah hoş bir şeydir ya. Bunu sana dinlettiren de odur. Şu anda kalbine may zemzem gibi gelen şu sözler odur, yaptıran sana odur. Kadir, mutasarrıf-ı kadir, hiç mümkün müdür ki seni bilmesin, görmesin ve nevi insanın en büyük gayesi olan hayat-ı ebediyeye lazım esbabı izhar etmesin. Ve nevi insanın en büyük ve en ehemmiyetli, en layık ve umumi olan beka duasını hayat-ı uhreviyenin inşası ile
ve cennetin icadıyla kabul etmesi. Allah olur mu ya? Sana istetecek ama onu vermeyecek. İstetmesi vereceğinin delilidir. Kafir Allah'ı istemiyor, cenneti de istemiyor ki. Allah da vermiyor. İsteyene verilecektir diyor. İsa Aleyhisselam'ın ayetidir. İsteyene verilecektir. İste. Bir de çok ilginçtir o ayette. Verilene verilecektir. Sana ahiret isteme verilmiş mi? Sana verilecek kardeşim. Allah kabul etmeyeceği bir duayı kulunun ağzına vermez. Hazreti Osman radıyallahu anh. O naklediyor galiba hadis. Hazreti Ali radıyallahu anh da şöyle diyor. Allah affetmek istemeseydi sana affetme isteği vermezdi. Af isteme istetmez, isteyemezdi. Böyle olur mu? Ben böyle bir hastaya rastladım. Ya gel bir tövbe edelim. Ben tövbe etmem dedi. 74 yaşında kanser. Şeyde. Kuzguncuk'ta. Bastırdı. Niye dedim? Şaşırdım. Şaka mı geçiyor? Bana dalga mı geçiyor? Hoca vasfıyla gitti. Kur'an okuyor. Bir tövbe yapalım. Tövbe yapmam dedi. Allah Allah. Niye yapasın? Ben yatakta tövbe yapar mıyım dedi ya. Allah bana kanserimi kaldırsın, düzeleyim. Dolaşayım o zaman delikanlıca tövbe edeyim. Hemen kestim orada olan sana ben ahmak bir sayfa bile zor. Hiç okumadım çekip gittim ya. Böyle adamlara da rastlıyorum ya. Yani işim itibariyle tuhaf tuhaf şeylere rastlıyorum. Yani. Siz dediniz tövbe tövbe olun. He ben dedim he vallahi. Tövbe tövbe vallahi ya. Allah Allah. O şamarı şeye vuracaktım. Sultanbeyli'ni çağırmışlardı 1990. Hebenne kavardı Sofesta'yı. Her şeyi inkar ediyor. Her şey hayaldir. Ulan dedim ya. Her şey hayalmış. Bunu bir kızdırayım de dedim. Kendisini bir kabul etsin. Ondan sonra Allah'a anlatacağım. Kendisini inkar ediyor. Ben yokum diyor. Hayalim diyor. Bunlar hep hayaldir. Faraz ediyorlar. Bu sefer domates kafalı lan hayvan herif. Bağırdım çağırdım. Sen. Ta ki sen kim ediyorsun lan? Ha desin diye. Ha bana diyorsun ha o zaman sen varsın diyeceğim bak. Üzerine aldığına göre sen varsın. Hakarettim ona hayvan herif eşek bilmem saydım. Ne desin henüz? Onlar hep sen yal diyor. Allah kime ne anlatacağım? Kendisi hayalse Allah nasıl anlatayım çekip gittim. En aciz kaldığım ortam buna karşı ortamım oydu. Hiçbir şey diyemedim. Cins ya Rabbi. Ne kullarım var ya. Modern modern vallahi. Hayvanat bahçesi. Allah Allah. Allah hoştur ya. Sana davayı vermiş. Soruyorum sana. Çoluk çocuğun rızkı noktasında o başka. Senin aslı vazifen Allah'ı anlatmak değil mi? Mesleğe bak. Senin mesleğine bak. Allah birisi binince arabama, birisine denk gelirsen, birisi şey yap, Allah'a anlatacağım. Ya mesleğe bak yani. Allah'a anlatmak. Subhanallah ya. Ne meslek ya? Böyle meslek olur mu? Ben tuhaf ya. Şimdiye kadar yapmadın. Allah'ını anlatmadın. Ahiret anlatmadın. Sen anlatmadın. La kardeşim bunu sana veren Allah. Bunun karşılıksız bırakacağını mı zannediyorsun? Böyle bir şey olur mu? Kainatın işlevine zıt ya. Tabii ya burada da öyle diyor. Allah'lık hakikatine zıt yani. Bunu sana böyle böyle yapan, bunu da böyle yapacak. Midenin ihtiyacını veren, senin en büyük duanla beka arzunu vermemek o esmanın işlevine zıt. Sivrisineğin sesini duyacak, gök gürültüsünü duymayacak. Tamam mı? Sivrisineğin böyle sesini duyacak, insanın sesini duymayacak. Küçük şeyleri görecek, daha görmeyecek. Böyle bir göz diyor. Midenin ihtiyacı verecek, ruhun ihtiyacını vermeyecek. Yani işleme zıt, sisteme zıt. Bakın, Firavun ilahlık iddia etti, reddetmedi Cenab-ı Hak. İnandığı gibi muamele etti ama istidraç oldu. Neri geri götürdü, yürüdü. Şeyde, Lenin de öyle. Volga Nehri nereden? Üzerinden geçmiş. Ya kardeşim istidraç var ya mesela Deccal istidracıdır diyor 5. şu anda. Muvaffakiyeti. Ya kardeşim bunlar istem. Niye vermiş? İstemiş çok samimi. İnanmış. Batılda da yanlışta da ihlas var diyor. Öyle değil mi Murat? İhlas sitesine. Nevi beşerin en büyük. Bir. En emniyetli. İki. En layık bize.
Hakikaten beka bize layık ya. O seni götürmedi, oraya götürmedi. Kim gidecek ya o cennet? Sen peygamber olmaz ki, at mı koşturacak ya tepki? 124 bin peygamber koysan olmaz. 124 milyon koysan da olmaz. Olmaz. Mehmet de olması lazım. Nasıl gülüyor? Tabii ya ben de olmam lazım. Abi sen de olacaksın desene ya. Ben de olmam lazım. En layık ve bir de umumi olan. Hepimiz aynı şey istiyoruz bak. Umumi olan diyor. İstemeyen var mı? Öyle kafasız yoktur. O Bakırköylüktür. Ahiret istemeyecek adam bak. Umumi olan. Allah Allah. Beka duasını hayat uhrevinin inşasıyla ve cennetin icadıyla kabul etmesin. Hem de kimi, nasıl bir adam bu adam yani. Şuna bak yani, şu adama bak yani. Bulabilecek miyiz bakayım? Acayip bir yer ya o da. Allah'ın hikmeti çıktı karşımıza. İnsana bak. En sevimli değil mi? Acayip bir şey. Kılıftan kılıfa giriyor. Sığır sığırdır her zaman. Köpek olamaz. Kelebek olamaz. İnsan her şey olur. Denizin dibinde de olur, göklerde de olur. En sevimli. İnsana bak. En muhabbetli. Her şeyi seviyor ya. Gezegenleri de istiyor. Yerin altını da istiyor. En muhabbetli. En endişeli. İnsana bak. En endişeli. Ya ne olacak falan? Ya burada sığırı kesiyorlar, öteki sokluyor ya. La arkadaşını kesiyorlar biraz sonra gibi. İnsan öyle mi ya birisi? Esselatu ve selamu aleyk. Ona hakikaten ya ölüm varmış ya falan. Ya sırrın böyle bir şey yok. Kur'an oku, defterinde yok. Şarkı türkü söylediği için burada değil. Panik hata bile yok ya adamın. Sığır yani. Sen insansa bunlar olmalı. En endişeli. Sonra bak bak beşinci madde. Nokta istinada en muhtaç. Böyle. Nokta az kaldı yoktu arkama. Böyle bak nokta istinad. Dayanak noktası Allah'a iman. En muhtaç. Allah ne kadar ihtiyaç senin için? En büyük nimet işte Allah'ın varlığıdır diyor şu anlarda gene. En efendim nokta istinad. Bak nokta istinada en muhtaç. Sonra sahibini ve malikini bulmaya en muştak. Öyle değil mi? En çok hakikaten sığır mı fazla ister Allah'a ben? Sığırın kafirizi yok ki Müslüman olsun. Hem fakir ve aciz. Ama çok da aciz. Hayvandan daha aciziz. Sığırın gözlük derdi yok. Elbise derdi yok. Bak en iyi elbiseyi hayvanlar giyer. Yün. Deri. Ondan sonra diyoruz ona hayvanlar. Lan şu deriyi. Deri montu biz giyeceğiz. Hayvanın elbisesini giyiyoruz. Hayvanın elbisesi yok bizde. Yazın yün giyiyorlar, kışın pamuk. Onun için terlemiyorlar. Koyunun terlediğini gördünüz mü? Yün giyiyor. Yün terletmez kardeş, serin tutar kışın, şey yazın. Kışın ise pamuk sıcak tutar. En iyi elbiseyi koyun giyiyor. Vahşi canavarlar giyiyor. Görmüyor musun? Derisine baksana. En zengin kadınlar hayvanlaşmak, pardon. Hayvan elbise giymek istiyorlar. Acayip bir şey ya. En lüküs. Hayvanlar giyiyor. Ayakkabı derdi yok, kira derdi yok, zinası yok, namazı yok. Her ne istiyorsa, ot istiyor, su istiyor her yerde. Ben öyle miyim? Ot ve su, başka bir şeysi var mı? Diyaliz derdi yok, beyin şeyi yok, tansiyona baktırayım yok. Mazi korkuları, şey endişesi yok, gelecek korkuları yok. Garanti de cennet ha. Garantör çalışıyor. Bu insan ne acayip bir mahluk ya. Tuhafıma gidiyor. Ona hayvan olası geliyor ama elimize geçmiyor. Ustad diyor ki ben sana kaç defa söyledim hayvan olamazsın. Hayvan olamazsın. Çünkü aklını çıkarıp nasıl hayvan olacaksın? Ona hayvanlık bir elimize geçse. Adam hayvan olacak. İntihar etmezdi hayvan olurdu. Akıl onu o kadar cehennem yapmış ki ölümü sevdirmiş o cehennem aklı. Şu intiharı sevmiş sıkıntısına göre. Onun eline geçse hayvan olmak 10 defa hayvan olmaz mıydı? Geçmiyor ki hayvanlık. İman olmasa veya imanı sana yetmese o korktuğun ölüm onlar gülerek karşılıyorlar. Ölümü çare görüyor ki intihar ediyor. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Adam kız için intihar ediyor mu etmiyor mu?
Veya kafayı yiyor mu yemiyor mu? Adam, erkek içiyorsa. Ya sen bir cennetin, hurinin bir görsen burada yaşar mıydın şimdi? İşte Allah ahiretin güzelliğini hastalık, kanser, tansiyon, kalp bir şeylerle örtüyor. Burada yaşasınlar, bir şenlensin burası. Yoksa intihar edip herkes o tarafa gidecek. Ulan kız için intihar eden, huri için 10 defa intihar eder. Ben bile kalmam ya. Acayip bir şey ya. Allah ne güzel yapmış ya. Allah ne kadar hoşuma gidiyor ki sistemi. Sistemi fark ettiğimi keyif alıyorsun ya. Dertlerin eğlenceye dönüyor. Keyif veriyor sana. Nerede biliyor? Ustad diyor ki, musibetlerin tenevvü bana müsikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor. Ey bunu söyleyen ustadın talebeleri. Kabir için ne diyor 17. sözde? Sen gibi endişe etme falan, kaçmam, korkmam falan var ya. İnsan en fakir, en aciz bulunan mahlukatlarına ats ve iştiyak, fark ve ihtiyaç, endişe, istikbal ve muhabbet vesaire sayıyor da sayıyor. Bunları dolduracak ancak imanı bir ahiretle, tamam kulum tamam, al bunu hepsine cevap olsun. İmanı bir ahireti vermiş. Daha sayıyor aşağıda, 124 şu anlar. Allah Allah. Allah ne kaliteli bir şey ya. Yakaladın mı tamam. Gerisi hikaye. Allah hoş bir şeydir ya elhamdülillah. Allah'tan lezzet aldın mı gerisi hikaye bak şimdi. 758'den okuyorum. Nur-u iman ile bilinir ki. Nur-u iman ile bilinir ama. Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki. Allah'ın varlığı bir insanda Allah hakim oldu mu? Çocuk anasını emer gibi Allah emiyor haşa böyle. Allah'tan zevk alıyor. 26. lemadan imanı bil ahiret inancı nispetinde diyor. Ahiretteki perdeler kısmen kalkar. Ruhu ve kalbi vicdanı ahiretten beslenmeye başlar. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki avamın beklediği cennetteki hazları kamil arif mümin ruhunda cennet hazlarını dünyada yaşar. Ona ne verecek cennete belli değil tabi. Bak diyor ki nur iman ile bilinir ki Allah'ın varlığı, Allah'ın varlığı bütün nimetlerin fevkinde öyle büyük bir nimettir ki sonsuz nimetlerin envana, nihayetsiz ihsanların cinslerinin, sayısız atiyelerin sınıflarının havi bir menba, bir kaynaktır. Bir de kaynak ha. Bir sabit bir şey değil. Her yerde ya. Acayip bir şey ya. Her yerde geçiyor Allah. Her yerde geç. Uçak sallanıyor Allah'a. Kanser oluyorsun Allah'a. Yani bir şey istiyorsun, çocuk istiyorsun Allah'a. Her yerde geçer marka gibi ya. Ne kadar hoş bir şey. Keyif alıyorum Allah'tan gurur duymak lazım. Allah'ınızla, Allah'ımızla, Allah'ınızla gurur duymak lazım. Ya böyle diyeceksin gece. Ya Rabbi sen, senin varlığın. Senin varlığından ben gurur duyuyorum. Seninle iftihar ediyorum Rabbim olduğundan. Seni çok seviyorum. Ne olur bağır orada bak. Nasıl cevap gelecek? İçinde huzur olacak. Cinsellik, yemek, içmek lezzettir. Maneviyattan huzur olur. Şu anda huzur var mı yok? Nedir biliyor musun? Vicdanın Allah hazır olmadıkça sende huzur olmaz. Allah o vicdana taayyum ve teşahhus edince vicdanda haz olur. O hazın adı huzurdur. Cinselliğe, baklavaya benzemez bu. Kafirde huzur olmaz, lezzet olur. Müslümanda lezzet de olur, huzur da olur. Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor. Ondan huzur oluyor. Yani çıplak gözle bakın uyduya, uyduyu göremezsiniz. Çanak antenin içine bakın çıplak gözle, gelen filmi göremezsiniz. Kablodan, televizyonda görürsünüz. Bu çanak antenden maksat Latife-i Rabbaniye'dir. Uydudan maksat Allah'tır. Kabloda maksat histir. Televizyon kutusunda maksat bedendir. İçindeki programda maksat ruhtur. Oynayan film uydudan aldığı şeydir. Allah'tan aldıkları gözükür. Uydu aldığının alameti televizyonda gözükmesidir. Latife-i Rabbani almışsa huzur olur. Eğer burada birisi planlı projeli ne diyor? Manyağın birisi ne konuşuyor falan. Sorgulayıp yargılayıp falan mahkemeye koyuyorsan şu anda bir konuşmayı. Huzurda alamazsın kardeşim. Niçin?
hazır olanın alameti huzurdur. Allah taayyum ve teşahhus. Yani hazır olunursa alameti sende huzur olur. Allah sende hazır olursa sende huzur olur. Ha bizde ani olur. Derslerde, namazda, Kur'an'da olur. Ama peygamberler ve asfiyalarda huzur daimi olur. Devamlı onlar huzurdadır böyle. Ah keyif yaşarlar. Derecede. Bir de kim yaşar? Ehli tefekkür huzuru daimi yakalar. Sıkıldığı zaman ve tefekkürüne yapışır. Tefekkür huzuru daimiyenin yöntemidir. Acayip bir şey ya. Yani tefekkür istemektir, huzur cevaptır. Allah kaliteli bir şeydir adamdır. Bırakma onu. Bırakma, bir şey buldun mu? Mesela diyorum ki arkadaşlar, yeni gelenlere diyorum. Bir dersten bir şey aldın mı? Bu sana bir alamettir. Bu izi, bu kokuyu takip et. Affedersin, köpek bile avını kokuyla takip edip bırakmadığı gibi. İzi bırakmayacaksın. Eğer bu dersten biraz keyif aldın mı, ha bu izi takip et. Almadınsa buraya değil, belki başka bir yer senin huzur kaynağındır. Buraya git. Bunu bu kürsüden söyleyen bir insanım. Aman ha burası olmaz diyen demiyorum. Ya öyle taassubum yok kardeşim. Öyle, bana öyle öğretmiyor. Risale-i Nur'un talebesi ezelden bellidir. Ben diyor kıyamete kadar bütün talebelerin ismini yazarım diyor usta. Hatırladın. Huzur alıyorsan, nasıl ki köpek affedersin, avını izini bulduk, takip ettiği gibi sen de o ufak ip ucunu, kılıcını takip et. Almıyorsan, nereden alıyorsan orayı takip et. Elhamdülillah. Çünkü kardeşim, birilerini memnun etmeye ömrüm yok benim. Birilerini tatmin etmeye, birilerini memnun etmek için yaşayacak benim ömrüm yok. Ne derlerdi, yaşamaya zamanım yok benim. Bak, Allah'a bak. Şu insan, şu kainatın en mühim bir mahluku. Belki zeminin sultanı ve neticesi olan, bütün kainatın neticesi olan nevi insanın arş ve ferşi çınlatan umumi, benim değil benim bağırdım. Umumi ve gayet kuvvetli o kuvvetli duasını işitmeyip, ahiret duasını küçük bir mide kadar ehemmiyet vermesin, memnun etmesin. Kemal-i hikmetini ve nihayetsiz rahmetini inkar ettirsin, haşa, 100.000 defa haşa. Allah hıştır yani, canım benim. Eğer ben bunu öpmeseydim, nice kara kaplı insanların din diye anlayışlarını öpecektim. Ellerini öpecektim. Mesela bir misal söyleyeyim. Burada konuşan insan değilim ha, bir şey anlatmak için. Kürsülere çıkan adamım. Bizim moralimiz bozuk oldu mu, hatun kuyruğumuza taktı mı veya kafayı bir yere taktık mı, kürsüye çıktığımız zaman gergin oluruz. Ver yansın yaparız, din olur. Aşağılarda rahatlarız, işlerimiz yolunda tıkırında oldu mu, rahatlarız, cemaate veririz genişliği, o da din olur. Sizin dininiz benim hissiyatıma bağlı. Okumazsanız. Kürsüye kim çıkıyorsa dininiz o oluyor. Karısı evde bir problem yaşıyor. Öyle mi? Ben bir şey söyleyeyim. Gergin oluyorsun. Kürsüde ver yansın. Cemaat ne biçim domates kafalısınız falan. Şöyleydi, böyleydi. Hayır ve şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Kendisi zaten kendisini anlatıyor. Ondan sonra din o. Din. Dinden bahsediyor. Ne dini ya? Cehennemle tehdit eder. Allah ile tehdit eder. Para vereceksin. Parayı vermek için. Hutbede bakıyorsun Allah'ın esasatını tezkür etmeyende para isteme yapıyor. Tamam. Hutbeye ömrümde hiç yapmadım hamdolsun. Türkçe bile konuşmak caiz değil diyoruz. Şeriatta böyle. Yani bakın benim şeyime dinine değil de Allah'ın dinine tabi olmak. Nedir? Benim hissiyatımla bir şeyle konuşuyorum. Din oluyor. Hissiyatım rahat. O da din oluyor. Senin dinin benim hissiyatıma mı bağlı kardeşim? Evet. Ne zamana kadar? Kitap okuyana kadar. Kitap okuyacaksın. Eşek olursan semer vuran çok olur. Eşek olmayacaksın. Okuyacaksın. Ne olur Allah aşkına bu bir günde bir saat televizyon dinleyeceğine ne olur 10 dakikaya bak bir saat demeyeceğim. 50 dakika dinle hadi. Dinleme ama dinleyeceksin. 10 dakikasını bir ilmi al. Aç namazı bozana bir bak. Guslun farzını bir oku. Anne babadan gelen bir bilgi var senin. Açıp okudun mu?
Guslun kaç tane farzı var dersem ben bile bilmem şimdi. Ne olacak peki? Misal. 10 dakika oku. Kemal hikmetini, inayetini gösteriyor. Burayı kapattık. Epey geçti mi sana? Kaç? 45. Kaç? 45. Peki, bir ufak da okuyayım, 45-50 yapayım. Bir şey de okuyayım, tamam. Söz. Merak etme, eliyi geçirmeyeceğim. En son da okuyayım size, sözlerin sonunda. Harika bir yer. Ulan gene bizi kandırdın ya. Bak, 745, hakikaten son. Ya Risale Nur, tuhaf bir şey ya. Deli olmadan bir gitsek ya. Deli geçecek ya. Bak şimdi, bir saadeti acile. Avam ahirette bekliyor saadeti. Yok diyor, o saadeti dünyada. Saadeti acile, vicdanda münderiştir. Cennetin lezaizi vicdanda var. Ne yapacağız onu? Bir ferdevsi manevi. Manevi bir cennet, kalbinde mündemiştir. Saadet vicdanda, cennet ise kalpte. Mündemiştir. Düşünmek ise deşmektir. Tefekkür. Deşti mi akıyor torbadan. Tefekkür. Şuur ise düşünmek deşmektir. Şuur ise şiar-ı raz. Ona şuur yani ona uygun böyle hal onun en güzel alameti ve işaretidir. Şuurlu olmak ona adama. Yani bir adamın ahiret adamı olduğunun nasıl anlarız? Şuurlu olmasından. Şuur ahiretin en güzel işaretidir. Ahiret olmasa sende şu huzur olmazdı. Haşa bir şey söylüyorum. Allah'ın ispatına vicdani delil yapacağım size. Şu anda huzur var değil mi? Ama gelirken bu yoktu. Şu andaki şu halin Allah'ın varlığını gösteriyor. Allah olmamış olsaydı, haşa, bu maneviyat yanlıştır. Maneviyat yanlışsa sende bu huzur olmazdı. Anladın mı Celal? Çok çok ilginç. Huzur, hazırın bizdeki göstergesidir. Depo bitti veya hararet arttı, ibre kalktı. İbre elini sürün, eliniz yanmaz. Hararet kalk. Oranın sıcaklığı burada gösteriyor. Allah hazır olunca sende huzur olur. Allah'ın varlığına da en kesin delil oluyor huzur. O olmasa huzur olmazdı. Huzur varsa Allah vardır. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, vicdan tahrik edilse, ruha ihtisas verilse, yani kalp yaşantı ile olur. Yaşantı ile olur. Kalp zikirdir, zikir eylemdir. Subhanallah, Subhanallah olduğu gibi namaz, oruç. Şeyde, vicdan da ilim, irfan, marifetle olur. İkaz edilir. Yani şu anda oluyor olduğun gibi. Şimdi ne kadar kalp ikaz edilse, vicdan tahrik edilse, ruha ihsas verilse, ruhu dürtsek bir sebeple lezzet ziyade olur. Şu işte. Oh. Oh. Bir tanesi mesela çok rahatsız. Mesela bunlardan üç tanesi lezzetin kaynağı ya. Sohbet-i İhvan, Tilavet-i Kur'an, Münacat-ı Rahman. Değil mi mesela? En zor şeydir. Beraber gidelim. Taş ocağında çalışmak kolaydır. Namaz kılmak zordur. Tamam. Namaz kılmak kolaydır. Dua yapmak zordur. Arada birisi de vardı değil mi Murat? Neydi o? Ha tesbihat. Taş ocağında çalışmak zordur. Namaz şey kolaydır, namaz kılmak zordur. Çünkü taş ocağında çalışıyor, adam namaz kılmıyor. Peki namaz kılmayı açtı, becerdi. Tesbihatı yapmak zordur. Tesbihat, Peygamber Aleyhisselam'ın risaletinin bizdeki simgeliğini taşıyor. Tesbihat. Neydi o tesbihat? Velayetin evradı. Velayetin evradıymış. Kastamonu 103 müydü? 103. Velayetin evradıdır. Tesbihat çok ilginçtir.
Tesbihat çok acayip olduğuna delil, namaz kılıp şeytan sana tesbihat yaptırmıyor. Hemen seccadını kalkıyorsun. Yani bir şeyler diyoruz yani, o geveliyoruz. Yani yaptırmıyor. Hadi tesbihat yaptın namazda. Ne diyorsun? Saçta etleri topluyorsun, bir şeyi kırıyorsun. Yapamazsın. Sırayla gideyim. Taş ocağı, namaz, tesbihat, dua. En son duadır. Sırrı ubudiyettir diyor. Ruha ihsas verilse lezzet ziyade olur. Hem de döner ateşi nur, şi taşı yaz. O zaman ne olur biliyor musun? Ateş var ya nura döner. Ondan sonra kışın da yaz olur. Bak senin o sıkıntı dediğim, tiryaki olduğum, şundan vazgeçemiyorum dediğin şey hiçbir şey değil. Arkasını değiştiriyorsun. Eğer diyor bu maneviyatla meşgul olursan ne olurmuş biliyor musun? Oluyor. Ruha ihsas veriliyor. Lezzet ziyade oluyor. Manevi lezzet artıyor. Arttıkça hem döner ateş nur olur. Şitası yaz olur. Kışı da yaz olur. Vicdandaki firdevslerin kapıları açılır. O cennetin kapıları açılır. Dünya olur bir cennet. Ben uydurmuyorum ama böyle yazıyor. Dünya olur bir cennet. İçinde ruhlarımız eder pervazu perdas. Ruhlarımız kanatlanır böyle. Peki kanatlanır ama biz yani böyle etrafımızda böyle sıcaklıklar falan. Başka bir şeyler lazım. Pervane lazım. Öfürecek birisi lazım. Bakayım neymiş. Şehbazu Şehnaz. Yani böyle yüksekten uçan kartal gibi seni uçurur bu hal. Peki uçurma kanatları ve havalandırma şeyi nedir? Yelpaz, namazu niyaz. Namaz ve niyaz dua. Eli boş istemek. Biz doldurup istiyoruz. Doluya vermezler ki. Bana diyor. Bana bir mendil verseniz. Mendil ver elinde kardeşim. Mendil versene bakalım. O zaman olabilir. Eli var. Neden? Kafa dolu. Ya Rabbi şey... Ne dedin? Ya ezberlemiş bir şey söyledik. İstemedin ki. Böyle istem kalmaz. Ey aziz yoldaşım. Şimdi Allah'a ısmarladık. Gel beraber bir dua ederiz. Sonra da buluşmak üzere ayrılırız. Allah'ıma ihdine sıratel mustakim. Amin. Ve ahir davahım. Enilhamdülillahi Rabbil alemin. Şeytanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد
وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات بآياتهم عليهم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام